Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Apple'ın birkaç gün önce tanıttığı AirTag isimli bir takip cihazı var. Şöyle bir şey. Aynen, bu kadarcık bir şey ve bu cihazla çantanızı, anahtarınızı ve buna benzer eşyalarınızı takip edebiliyorsunuz. Ama fiyatı 300 TL ile 4500 TL bandında değişiyor. Bu videoda bu ürünü almamanız için 5 sebebi sıralıyoruz. 6 olur mu? Yaparız be. Yaparız. Şimdi hemen ilk sebeple başlayacağım arkadaşlar. Bu cihaz hani yeni bulunmuş, keşfedilmiş bir şey değil. Piyasada buna benzeyen çok fazla cihaz var. Aynı özellikleri taşıyan, yakın özellikleri taşıyan. Tabii ki de Apple her zaman olduğu gibi bunun üzerine bir şeyler katacaktır. Ancak hani özellikleri biraz daha kısık, belki de daha iyi olan versiyonların daha ucuz versiyonları var. Bunu söyleyelim. Yaklaşık mesela 90 liraya Chipolo diye bir ürün var. Onu satın alabiliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı aynı işi yapıyor mu? Yapıyor. Chipolo'yu ben daha önce zaten test etmiştim. Bayağı da beğenmiştim. Aslında tamamen mantık aynı ama birinin üstünde Apple var. Birinin üstünde Chipolo yazıyor. Üstüne Apple yazınca otomatikman 300 TL'yi yapıştırmış Apple. Hayırlısı olsun. Doğrudan koymuş 300 lirayı. Gelelim bir diğer maddemize. AirTag Bluetooth tabanlı çalışan bir takip cihazı aslına bakarsanız. Tabi NFC ile destekliyor bir eşleşme yapabilmek için. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Yaklaşık 100 metrelik bir Bluetooth kapsam alanına sahip bu ürün. Yani bu ürünü çantanıza taktığınızda biri sizin çantanızı alıp... Çantanı takmadan içine attın diye. İçine attın. Adam çantayı aldı kaçtı. 100 metreden öteye gittiğinde ne oluyor? Senin bağlantın onunla kopuyor. Başka bir iPhone onu gören ne kadar ama tabii ki de hırsız burada sonuçta niyeti kötü arkadaşlar. Alıp içindekini başka bir kenara atsa zaten sen gidersin o AirTag'i bulursun ama çantan nerede? Çanta yok. Çanta gitti, geçmiş olsun diyelim ve bir diğer maddemizle devam edelim. Aynen. Şimdi AirTag'ler mantık gereği yani çıkışında gördüğümüz kadarıyla herhangi bir anahtarla vesaire bir yere takılmıyor arkadaşlar. Takabilmek için ona harici bir kılıf almanız şöyle lazım. Yani AirTag'i alıp o kılıfın içine koyuyorsunuz. Peki bu kılıf ne kadar? Türkiye'den bahsedecek olursak yaklaşık bir AirTag parası kadar daha bir ücret ödemeniz lazım. 329 lira civarında yanlış hatırlamıyorsam bir fiyatı var. Yani sen bunu tutayım anahtarlığımı takayım ya da çantamın bir köşesine asayım vesaire istiyorsan yine harici bir AirTag parası ödemen gerekiyor. Tabii ki de bunun için hani şu an iPhone orijinal kılıflarına herkes gidip o parayı vermiyor. Gidip daha uygun fiyatlı kılıflar alıyor. Daha uygun fiyatlı kılıflar çıkacaktır ancak günümüz şartlarında durum şimdilik böyle. Böyle çok şu an sen halktan gittin. Bir de şöyle bir durum var. Bir de bunun Hermes bölümü var. Eğer Hermes'e girerseniz sevgili dostlar 3500 TL ile 4500 TL'ye kadar bir fiyat etiketi çıkıyor karşınıza. Yani AirTag'i aldınız 300 liraya ama üstüne takacağınız kılıf 4500 lira. Aynen. Yani çantamı asmak istiyorum Hermes olsun dersen 4500 liraya ödüyorsun. Tabii 4500 lira çıkıyorsun. Kılıfa versen muhtemelen verebilecek olsam anahtarımın kaybolmasına çok üzülür müydüm orasını bilmiyorum. Bu biraz göreceli bir soru. Evet. Ben diğer maddeye geçeyim ve tabii işin pil kısmı. Bir saat piline benzeyen tasarımı var demiştim ilk gördüğümde ki gerçekten bir saat piliyle çalışıyormuş. Ünlü bir pil modeli olan bu aslında. CR2032 piliyle çalışan. Her yerde bulabiliyor muyuz? Çok rahat bulursun. Yani şu an çıkalım mesela böyle pilci amcalar falan oluyor ya onlardan bile buluruz. Tamam süper. Ama sıkıntı şu bence. Yani bu kadar inovatif bir ürün, bu kadar Apple diyoruz işte buralara koyuyoruz falan teknoloji camiasında. Hala elimizle manuel olarak pil değiştiriyor olmak böyle bir üründe benim canımı sıktı açıkçası. Yılda bir de sanki bunu yapacak olsam. Kablosuz şarjı vardı gibi değil mi ürün? Bence olmalıydı. Yani iPhone'un arkasına yapıştırıp MagSafe ile falan şarj olma ihtimali olsa süper olurdu ama yok maalesef. Pilinde yıllık ortalama bir 10 TL maliyeti olduğunu sizlere söyleyeyim. Yıllık diyorum çünkü pilin bir tanesi 10 lira gibi bir fiyata sahip ortalama. Yani yılda bir defa değiştirdiğinizde 5 sene kullansanız 50 lira bir pil maliyetinizde olacak gibi gözüküyor. O zaman ben şimdi 5. maddeye geçiyorum. 5. maddemiz de şu arkadaşlar. Ürünün tam konum bulma özelliği iPhone 11 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Yani ürünün size kaybettiğiniz ürünün yerini ortalama gösterebiliyor ama tam konumunu görmek için mesela sağa dön 5 metre ilerle vesaire gibi özellikleri görmek için iPhone 11 veya daha üzeri bir cihazınızın olması lazım. Aslında geriye dönük çok uyumlu bir cihaz olduğunu söyleyemeyiz. Yani çünkü ya tamam çalışıyor iPhone 8'de de ama o tam konum bulma özelliği bence bu ürünün en önemli özelliği. Bu özelliği kullanamayacaksa adam niye bunu alsın? Alandan bunu niye mahrum bırakıyorsun? Tim Cook. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Yakışmadı sana. O zaman 6. maddemiz var mı? Çıkar mı? 6. Tim Cook. Yeter artık. Bırak. Görevi bırak. Ya bence şunu da söyleyebiliriz. Bırak. Hani kaybolmaması istediğin bir ürüne taktın ve suya düştü yanlışlıkla. IP67 sertifikası var. 1 metre 30 dakika. Siz bunu 1,5 metreye düşürdüğünüz zaman hani bir daha belki de bulamayabilirsiniz. Derinlerde. Denizde bir şey kaybettin. Bay bay. Sayılır mı? Dibe gitti. Sayılabilir. Ben de bunu da sizin saydım. Sizin inisiyatifinize diye. Bırakıyorum. Aynen. Lütfi yıkırmazsınız diye düşünüyorum ve iki yanımızda bulunan diğer Web Tekno içeriklerini izleyebilirsiniz. Hı, kapattık mı? Kapatalım. İyi hadi kapatalım. Kapatalım. Ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim ve hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.